Çok güzel. Valbuena ilk 11'e dönmeli mi? Ne diyorsun Ali Hoca? Hiç çıkmamalıydı ki bence. Ama şimdi Aykut, dönmeli de hep kalmalı. Yok yani Aykut Kocaman hocanın şu başarısına, yani işler istediği gibi gitmezken yaptığı reste, yaptığı restin takım üzerinde ki son derece olumlu dönüşüme çok büyük saygı duyuyorum. O zaten ne diyor Aykut Kocaman? Türkiye'de teknik direktör takımı mümkün müdür, değil midir? Aykut Kocaman'ın Türk futbol literatürüne tartışmalarına eklediği en önemli boyutlardan bir tanesi bu. Valbuena gerçekten de teknik direktör takımlarının diş ağrısı. Ama o dişi çekmeye gerek yok. Aykut Kocaman Valbuena konusunda tam anlamıyla böyle şey yaptı. Sabırla bir tedavi. İşte, ama o dişi çekip onardı. Kanal tedavisi yaptı. Kanal tedavisi. O dişi çekip onardı, yerine abi, taktı. Yok, işte dişi çekmek oyuncuyu gönderirsin, yerine başkasını alırsın. Ama onarıp yerine taktı. Abi, ben sonlara dişçiye çok gittim. Sen gittin mi? Abi, ben ya, çok çektim dişçiden. Çok iyi dişim var, bu, ayrı. Şimdi programı çok tatsız bir yere götürmüyorum ama kanal tedavisinden bahsetmek herkesin bir içini şey yapacak. Ama yani o tedavi etmek. Ama öyle bir ağrı vardı. Tabii. Delerek tedavi ediyorsun. Şimdi ikna durumu da önemlidir. Teknik adamlıkta. İkna etti yani sonuçta Valbuena. Çünkü Valbuena hangi takımda bu kadar üst üste yedek kaldı? Asla ben Rusya'ya gittiği zaman, Marsilya'dayken, Lyon'dayken hiç böyle bir şey hatırlamıyorum. Ama Valbuena'nın son sözleşmesi, iyi bir sözleşmesi var. Bunu da göz önünde bulundurdu. Yani şöyle bir bence tez, antitez, sentez yapıldı Aykut Hoca ile Valbuena arasında. Valbuena topları kaybedince öyle savunmaya katkısı 10 üzerinden 1 olmayacak. Ama Aykut Hoca'nın istediği kadar da 10 üzerinden 9 da olmayacak. 10 üzerinden 4, ikisinin ortalaması kadar. Yani bir geri koşup adamı kovalaması bile yetti. Ama Valbuena'ya da mecbur. Aykut Hoca Valbuena'ya mecbur. Valbuena da Aykut Hoca'ya mecbur. Bu bir gerçek. Ama bütün futbol takımlarında başarılı olanlarda bu formül vardır. Teknik direktörle takımın en iyi oyuncusu hiçbir zaman öyle baba oğul gibi falan olmamışlardır. Baba oğul olduğunu iddia edenlerin de daha sonra nasıl kavgalar ettiğini ve etmeye devam ettiğini çok iyi görüyoruz. Ya, bunun istisnai durumları var ya, daha iyi anlaşanlar. Ama azınlıkta oluyor onlar, haklısın. Alex Ferguson altyapıdan yetiştirip Preston'a kiraya verdi. Sonra dünya yıldızına dönüştürdü. David Beckham'ın kafasına krampon attı. Bu oyun böyle bir oyun. Tamam. Hoca ne %100 haklıdır ne de oyuncu %100 haklıdır. Abi günümüz futbolunda artık öyle baba oğlu ilişkileri kalmaz. Gerek yok. Çok profesyonellik var. Baba ile Aykut Hoca da para döner mi abi? Aykut Hoca da bunu en iyi gösteren teknik direktörlerden biri. Ben işimi yapıyorum, sen de işini yapıyorsan oynuyorsun. Hak ediyorsan oynuyorsun. Evet. İyi oynarken takımdan kesti. Ama dediğim gibi biz sadece sahadaki Valbuena'dan bahsediyoruz. Onu saha dışında yaşayan, takım arkadaşlarını, ilişkilerini bilen, dışarıdaki davranışlarını bilen Aykut Hoca'dır. Belki bir şeye kızdı. Ama Aykut Hoca'nın takımlarında en önemli şey nedir? Bireysellere önem vermez, takıma önem verir. Takım birliğine, bütünlüğüne. Valbuena'nın daha çok bireysel oynaması, dediğin gibi defansif anlamda görevlerini yapmaması onu o dönem rahatsız edip hep oyundan aldığı ilk kişi olmuştu. Ama kazanan bence Aykut Hoca ve Fenerbahçe oldu. Valbuena oynarken de asist yapıyordu, gol atıyordu. Kazanan Valbuena. Sonradan da oyuna giren Valbuena giriyor, golünü atıyor, asistini yapıyor. Yani bir çok de, da bence o kadar yıldız oyuncuların bir takım kaprisleri vardır. Ama hakiki profesyonel yıldızların o kaprisin kendi aleyhine. Daha doğrusu takım aleyhine olan her şeyin kendi aleyhine olduğu. Kendi aleyhine olan her şeyin de takım aleyhine olduğunu sözleşme aracılığıyla ve anlatmak çok değerli. Günümüz futbolunda, aşırı endüstriyel futbolda. Ben hep söylüyorum ya, bana ne abi sen kimin evladıysan. Sen sözleşmenin gereğini yerine getir, imzaladın. Yeter. En kral futbolcusun sen. Ve sen sonuçta ya Kadıköy'de istediğin doğmadın abi. Bizim evin orada doğmadın yani. Sen bayağı zor yollardan geldin. Amatörde oynarken boyu yüzünden beğenilmeyen, ön yargıyla hakir görülen Valbuena Fransa milli takımında kaç kez forma giydi? Fransa'nın en büyük takımlarının 5 tanesinin ikisinde forma giydi kafadan. Şimdi ondan sonra son gelmişsin. Çok iyi başlamışsın sezonu. Takımın gir. Bir de bence Giuliano'nun formu da taşları oturttu. Valbuena, Giuliano takıma tam adapte olmamışken Giuliano'nun yaptığı işi de yapmak zorunda kalıyordu. O yüzden o kadar yorulup, o yüzden de o kadar geriye gelemeyip Aykut Hoca'yı bir defansif konularda kızdırıyordu ya da frekansları tutmuyordu diyelim. Dediğin gibi belli başlı futbolcunun performansının yükselmesi, Dirar'ın, Giuliano'nun, Yansen'in, Soldado'nun, Mehmet Topal'ın dönmesi kim ne derse desin. Valbuena'yı tek asist yapan, tek gol yapan oyuncu sıfatından çıkarıp hani öyle de vazgeçilmez değilsine getirildi ama onun sonucunda da sonradan da oyuna girerek yine ondan verimi aldı. Burada da Valbuena'ya helal olsun. Oyuna da girdi mi trip yapmadan asistini yaptı, golünü de attı. Sonuçta da Fenerbahçe bugün bu konumda.
Valla profesyonellik çok hızla değişiyor her alanda. Oyuncuların ilişkileri de antrenörle değişiyor diyelim.